30 Temmuz'da tatile giren ve 2 aydır çalışmalara ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem için geri sayım başladı. 1 Ekim'de milletvekilleri mesaiye başlayacak. 2 aylık aranın ardından vekilleri mecliste yenilikler bekliyor. Bakın nasıl. Değerli milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. Zaman zaman tansiyon öyle yükseldi ki tekmeler, tokatlar, yumruklar havada uçuştu. Kürsüde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden milletvekili bile oldu. Meclis başkanlığı çareyi panik butonu taktırmakta buldu. Panik butonu meclisi görüş alanı olarak da hakim bir nokta olan başkanlık divanına yerleştirildi. Genel kurul salonu içerisinde olası bir sağlık riski yaşandığında oturumu yöneten meclis başkanı ya da başkan vekilleri orada bulunan kırmızı butona basacak ve anında meclis acil sağlık ekiplerine uyarı gidecek. Butona basılmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin genel kurul salonuna gelmesi ve acil müdahalede bulunması sadece 60 saniye sürecek. Bunun için de tüm tatbikatlar yapıldı. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 1 Ekim itibariyle milyonların gözü burada, genel kurul salonunda olacak. Milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor. Bu nedenle mesaiye hızlı bir giriş yapacaklar. Genel kurulun öncelikli gündem başlıkları arasındaysa ekonomi ve 9. yargı paketi var. Geçtiğimiz dönem genel kurulda hararetli tartışmalar eksik olmamıştı. O tartışmalar sırasında milletvekillerinin sıra kapaklarına vurmasıyla hasar gören ses sistemleri de yenilendi. Devlet monitörü. Yeni dönem için hazırlanan en önemli noktalardan biri de meclisteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odası. O odada yeni dönem için temizlendi, içerideki eşyaların bakımları yapıldı ve yeni döneme hazır hale getirildi. Tadilat ve temizlik çalışmaları yalnız makam odalarında değil, meclis genelinde sürüyor. Mecliste yeni dönem öncesi güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Havadan gelebilecek olası risklere karşı anti-drone sistemi devreye alındı. Meclis yerleşkesinde yeni dönemde 1000'e yakın polis de görev yapacak. Kameralarla da anlık takip sağlanacak.